etkiliyorsun gibi gençlere ama böyle uzun sakal bırakıyorlar çenede. Ya açıkçası moda olduğunu pek söyleyemeyeceğim çünkü benim sakallarım bu şekilde çıkıyor. Uzun nasıl zamandır mı öyle... var sakal sizde? Uzun zamandır diyebilirsiniz, evet. Eşimin babası mesela, o da... Evli misiniz bir de? Evliyim, evet. Yeni evlendim. Çok gençsiniz, onun için böyle hayretle sordum. Genç gösteriyorum ama kaç 30 yaşındayım. Aileden herhalde, ırsı olsa, genetik olsa gerek. Olabilir. Ben öğrenci misiniz diyecektim, en azından yani böyle saçma bir soruyu sormaktan kurtardınız beni. Öğrenciyim. Öğrenci hala. Misiniz? Evet, hala? Doktoramı yapıyorum ama. Yine saçma bir soru sormuşum demek ki. Yok, saçma değil, estağfurullah. Nerede doktora yapıyorsunuz? Boğaziçi Üniversitesi'nde fizik bölümünde doktoramı yapıyorum. Hangi üniversiteyi bitirdiniz? Karışık biraz. Bilkent Üniversitesi'nden lisansımı aldım. ODTÜ'den de yüksek lisansımı aldım. İkisi de fizik üzerine. Eşiniz de mi orada çalışıyor? Ya da burada mı eşiniz, onu sorayım. Burada eşim. Hanımefendi merhaba. Merhaba Kerem Bey. Siz efendim, kariyeriniz nedir? İstanbul Teknik Üniversitesi'nde fizik mühendisliği bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Var mı sizde böyle araştırma görevi, yardım, doçentlik? Ne yazık ki yok şimdilik. İnşallah. İnşallah olur ileride. Evet. Yeni evlisiniz. 1,5 yıldır evliyiz. Hayırlı olsun efendim. Bu arada sakallarını ben istemediğim için kesmiyor ama söyleyemedi herhalde. Hiç yakışmamış. Ben çok beğeniyorum. Başaramadım. Yani sizden yana çıkayım dedim, hani kesesin. Çok yakışmış. Çok teşekkür güzel. Ederim. Başlıyoruz. Teşekkür ederim. Şartları biliyorsunuz değil mi Ulaş? Evet. Peki efendim. Geliyor ilk soru. Ulaş deyince birden duruyorum haberi. Ulaş benim sınıf arkadaşım. 68 kuşağından. 2 sıra önümde otururdu. Hep o aklıma gelir. Vuruldu. Biliyorsunuz Ulaş Bardakçı. Hı hı. Çok akıllıydı. O dönemde o kadar akıllı insanlar ya öldürüldüler, ya yaralandılar, ya da hapislere atıldılar, ya da yurt dışına gittiler ki. Türkiye sanki değerli insanlarını kaybetmiş gibi bir duygu var içimde. Çok değerliydi çünkü. Peki, ilk soru geliyor. Erkekler arkadaşlarının eşlerine nasıl hitap ederler? A. Yenge. B. Teyze. C. Hala. De baldız. Aa, yenge, son kararı. İkinci soru efendim. Akran olan kişilerin neleri aynıdır? A, işleri. B, memleketleri. C, burçları. D, yaşları. Bunu seyircilere sormak istiyorum. Tabii, hemen sor. Akran olan kişilerin neleri aynıdır değerli seyirciler? A, işleri. B, memleketleri. C, burçları. D, yaşları. Süre 10 saniye. Evet, %79 yaşları demiş seyircilerimiz. Ben de seyircilere güvenmek istiyorum. D, yaşları. Zorundasınız zaten, çareniz yok. Evet. Son kararım. Efendim merakımı celbediyor. Bu yüzden af dileyerek sormak istiyorum. Hiç akranım kelimesini kullanmadınız mı? Kullandım. Açıkçası tahminim de vardı. Şimdi şöyle bir durum var. Almanya'da doğdum ve büyüdüm 14 yaşıma kadar. Sonrasında Türkiye'ye geldim ve açıkçası Türkçe'yi Türkiye'de öğrendim diyebilirim. O yüzden o konularda sıkıntılarım olabilir. Evet, hafifletici bir sebep. Haklısınız. Maalesef yarışma olduğu için pek de değil. Evet, Ulaş. Üçüncü soru. Bu arada ilk barajı geçtiniz. Gözünüz aydın. 1.000 lira kazandım. Teşekkür ederim. Eskiden ilkokullarda, eyvah. Almanya ilkokullarında değil herhalde. Sayı saymayı ve yazmayı öğrenmek için hangisi kullanılırdı? A. Mercimek. B. Mısır tanesi. C. Leblebi. D. Fasulye. Almanya'da abaküs kullanılıyor herhalde. Yani onu bile hatırlamam. Abaküs olduğunu şu anda düşünüyorum ama işte burada seçenekler arasında olmayınca tabii ki. Abaküs kullanılıyor. Saniyeler geçiyor.
Telefon jakarımı kullanmak peki istiyorum efendim. Burada. Evet, Türkiye'de okumuş birine. Evet, evet. Kim bakalım o? Gökhan Akbay'ı. Akbay, öbürleri de hatırı kalmasın. Onları da en azından tabii. Resimleriyle ve isimleriyle bir analım. Onların da katkıları var çünkü yarışmamıza. Tabii. Serdal Tümkaya ve Güvenç Görür. Biz Gökhan Akbay'ı arıyoruz. Gökhan Akbay'ı. Kim efendim Gökhan Akbay? Bilkent Üniversitesi'nden arkadaşım, eski arkadaşım. Kendisi şu anda felsefe bölümünde, ODTÜ'de yüksek lisansını yapıyor. Doktorasını yapıyor, pardon. Evet, çalıyor telefon. Alo. Alo. Gökhan Akbay değil mi? Evet. Gökhan evet, Akbay, nasılsınız efendim, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Eksik olmayın efendim, ben de iyiyim, çok şükür. Bir sorusu olacak ulaşın size. Siz de doğru cevabı biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız efendim? Tabii. Hazırım efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Eskiden ilkokullarda sayı saymayı ve yazmayı öğrenmek için hangisi kullanılırdı? Mercimek, mısır tanesi, leblebi, fasulye. 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 Tamam, teşekkür ederim. Gökhan'a güveniyorum. D, fasulye, son kararın. Almanya doğumlu olmanız biraz zorladı sizi. Sorular da öyle çıktı maalesef. Maalesef. Dördüncü soru. Yüzme bilmeyenler için tasarlanmış deniz malzemeleri adlarını hangi yiyeceklerden alır? A. Sosis, havuç. B. Makarna, karpuz. C. Makarna, simit. D. Mantar, simit. Yüzme bilmeyenler için. Simit'i biliyorum. Açıkçası yüzme bilmeyenler için de bir diğer seçeneğin makarna olacağını düşünüyorum. Ama emin olmak için acaba %50 kullansam mı? Risk almak istiyorum. Makarna, simit, C şıkkı son kararım. Beşinci soru sizi dinliyoruz. İzlediğiniz filmde dinlediğiniz sesi duyuyorsanız birazdan hangisi olacaktır? A. Soygun. Çok güzel soru. B. Yarış. C. Düello. D. Dans. Bunu kovboy filmlerinden biliriz bu şarkıyı. Ve bundan sonra da düello olacağını düşünüyorum. C şıkkı, düello, son kararım. Spagetti Westernler bunlar değil mi? Sergio Leone diye bir İtalyan yönetmen icat etti bunu. Ama çok seyrettik hakikaten. Bu filmi hatırlıyor musun? İyi Kötü Çirkin. İyi Kötü Çirkin'i izlemek istiyordum ama maalesef izlemedim. Vardı, Elay Valah vardı. Eski altıncı oldu. Soru. Farmakolog olan biri hangisiyle ilgili çalışmaktadır? A. Parfüm. B. İlaç. C. Baharat. D. Zeytinyağı. Farmakolog olan birisi ilaçla ilgilenir. Rahatlıkla söyleyebilirim. B. İlaç. Son kararım. Önce geldiniz 7. soruya, baraj sorusuna. 15 bin lira kazanacaksınız. Bir hedefiniz var mıydı Ulaş? Hedefim yani şimdi şöyle bir şey. Zaten eşimin de biraz önce öğrendiniz şu anda yüksek lisansı devam ediyor. Bitirdikten sonra şu anda doktora da okumama rağmen yurt dışını bir hedef olarak halen koymuş durumdayım. Çok para lazım size. Maalesef. Hadi bakalım, hayırlısı. Teşekkür. Geliyor soru. Mystic River filmiyle Oscar kazanan, Chavez hükümetine verdiği destek adından söz ettiren ABD'li aktivist oyuncu kimdir? A. Mel Gibson. B. George Clooney. C. Sean Penn. D.
Nicolas Cage. Şimdi bu seçenekler arasından Sean Penn bana çok yakın geliyor. Sean Penn'in aktivist olduğunu biliyorum. Kendisinin de Chavez hükümetine karşı bir desteği olacağını düşünüyorum. Ki Küba'ya yakın bir isimdir Sean Penn. Mystic River'da oynayıp oynamadığını maalesef bilmiyorum. Şimdi bu soruda... Maalesef risk almak durumunda gibi hissediyorum kendimi. Bence de. C şıkkı, Sean Penn son kararım. Kilim Mobilya'nın... Evet. Kazandınız son 5 bin lirayı. Hatırlatayım. Bir jokeriniz daha oldu. Evet. İki şahane jokerle devam ediyorsunuz. Bu arada 30 bin liranız da garanti, farkındasınız değil mi? Farkındayım. Güzel. 30 bin lira değerindeki soru şöyle. Ulaş Huyal. İlk basıldığında 20'li yaşlarında olmasına rağmen Aç Tırtıl kitabını çocukken çok sevdiğini söyleyen ve seçim kampanyalarında okuyan eski ABD başkanı kimdir? A. Ronald Reagan, B. George W. Bush, C. Bill Clinton, D. Jimmy Carter. Şimdi hani tahmin olarak ilk aklıma gelen isim George W. Bush. Onun da sebebi hani kendisiyle genellikle medyada biraz hani dalga geçilmesi, tiye alınmasıdır. Yani güvenebilecek miyim bilmiyorum o cevabı. Yani çok çok risk almak olur. Ben yarı 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 jokerimi kullanmak istiyorum burada. Peki. En azından. Eminsiniz değil mi? Eminim, evet. Yarı yarıya joker hakkını kullandı yarışmacımız. Yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor değerli seyirciler. Şu anda garanti biliyorsunuz 30 bin liranız. Onu mu düşünüyorsunuz? Tabii ki, tabii onu düşünüyorum. Çift cevap hakkını kullanmam icap eder mi burada? Çift cevap hakkımı kullanayım. Emin misin? Emin değilim ama eminim demek durumdayım. Zorunda mısınız? Peki efendim, çift cevap joker hakkını kullanıyor yarışmacımız. Hangisi? İlk cevabınız. İlk cevabın George W. Bush olacak. Son kararınız. Son kararım. Gitti joker. Tahmin doğru çıktı. Halbuki doğru cevabı bilmeseniz de ne kadar güzel yakıştırmıştınız. Jokersiz kaldınız böylece. Evet. Dokuzuncu soru efendim. Değer 60 bin lira. Hangi köpek ırkı adını üreticisi olan kişiden almıştır? A. Mastiff, B. Saint Bernard, C. Rottweiler, D. Doberman. Burada tahmini yürütmek biraz zor. Ancak şunu söyleyebilirim. B şıkkı Saint Bernard. Bu Heidi'nin köpeği biliyorsun, Alp Dağları'nda gezer. Aha. Saint Bernard diye düşünmemin sebebi şimdi bir yandan bir şehir ismi de olabilir ama bilirsiniz Saint şey demek, aziz kutsal demek. Kişi, aziz demek. Evet. Mübarek. Ama şimdi bir azizin açıkçası yani bir köpek ırkıyla uğraşacağını düşünmek de biraz abes olabilir yani. Böyle hayvanlar var ki hakikaten insanlardan daha değerli. Daha merhametli, daha vicdanlı. Daha basit, daha sıradan, daha doğal. Evet. Bu da başka bir akıl yürütmesi de gerçekten yapabilmek isterdim. Ama ben en iyisi riske atmayayım 30 binimi. Ben 30 bin lira alıp gideyim. En mantıklı seçenek o gibi görünüyor şu anda. Maalesef pek bir akıl yürütmesi yapamıyorum. Peki efendim, çekiliyor musunuz? Çekiliyorum. Son kararınız. Son kararım.
Evet, bakalım hangi köpekmiş adını üreticisinden alan? Tahmin olarak Rottweiler söylerdi. Rottweiler derdiniz. İyi gidememişsiniz. Doberman'dı. Evet. Sağlık olsun. Evet Fatma Hanım, memnun kaldınız mı yarışmadan? Memnunum. 30 bin liradan daha çok olsaydı daha iyiydi ama. Hayır. Hayırlısı neyse, hayırlısı buymuş olmuş yani. Peki. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Buyurun. Çok sağ olun.